Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca az önce gelmiş olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daralma verisi, bunun yansımaları, piyasa üzerindeki fiyatlamalarını konuşacağız. Ayrıca Habertürk yazarı Güntay Şimşek bizlerle birlikte olacak. Onunla da hem tahıl koridoru anlaşması hem Avrupa'nın gaz krizini değerlendireceğiz. Ayrıca yine Londra'daki Farnborough Air Show ve buradaki havacılık sektörüne ilişkin çıktılarda Güntay Şimşek'le konuşacağımız konulardan bir diğeri olacak. Piyasaya ilişkin görüşleri ise Spartan Co. kurucu ortağı Taner Özarslan'la birlikte yorumlamaya çalışacağız. İlk etapta günün öne çıkan haber başlıkları. Enflasyonda son 41 yılın zirvesini gören Amerikan ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda %0.9 daraldı. Amerika Birleşik Devletleri ilk çeyrekte de %1.6 küçülme kaydetmişti. Böylelikle ülke ekonomisi üst üste iki çeyrek daralma kaydederek teknik resesyona girmiş oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17.6 puanlık güncellemeyle %42.8'den %60.4'e yükseltti. Kavcıoğlu tüm faizlerin politika faizine yakınsaması için adımlar atmaya devam edeceğiz. Liralaşma stratejimiz iyi gidiyor. Süreç içinde gerekirse bazı ek tedbirler alabiliriz dedi. Son 10 gün çıkarıldığında son 1 ayda en az değer kaybeden para biriminin Türk lirası olduğunu söyleyen Kavcıoğlu, kurun şu anda enflasyona etkisi geçmiş döneme göre daha az değerlendirmesini yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksini yayımladı. Haziran ayında 93.6 olan endeks Temmuz ayında 0.2 puan düşüşle 93.4 olarak gerçekleşti. Böylece endeks 2021 Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Euro bölgesinde ekonomik güven, tüketici ve işletmelerin enerji kısıntısına dair endişeleriyle yaklaşık 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Tüm sektörlerde iyimserlik azalırken tüketici güveni de rekor düşük seviyeye indi. Avrupa Komisyonu'nun verilerine göre Temmuz ayında ekonomik güven 99 seviyesine geriledi. Endeks önceki ay 103,5 değerini almıştı. Uluslararası Enerji Ajansı küresel kömür talebinin bu yıl neredeyse 10 yıl önce kırılan rekoru yakalayacağını tahmin etti. Gaz fiyatlarındaki hızlı yükselişin kömüre olan talebi canlandırdığını belirten ajans, küresel kömür tüketiminin bu yıl %0.7 artarak 8 milyar tona yükseleceğini öngördü. Küresel kömür talebi bu kadar yüksek bir seviyeyi en son 2013 senesinde görmüştü. Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde paylaştık. Şimdi rakamlar neler söylüyor ona bakalım. Amerika'daki düşük büyüme, hatta daralma verisiyle birlikte piyasalardaki etkiyi birazcık izleyip gözlemlemek gerekecek gibi görünüyor. Biz özellikle bunun etkisini euro dolar üzerinden baktığımızda 1.0158'ler civarında bir fiyatlamayla görüyoruz. Dolar endeksi şu anda 106,5 seviyelerinde. Diğer taraftan genel olarak baktığımızda hem Amerikan vadelilerindeki tabloyu bir miktar yakından izlemek lazım. Şu anda Dow Jones vadeleri 0.14 ekside, Nasdaq vadeleri 0.3 ekside, S&P 500 vadelerinde yine bir miktar geri çekilme var. Dünkü sert yükselişlerin ardından biraz da belki normal karşılamak lazım. Çok doğrudan veriye yormadan da belki belli ölçüde takip edilebilir. Diğer yandan yine özellikle Avrupa borsalarına dönüp baktığımız zaman oradaki tabloyu da özetlemeye, değerlendirmeye çalışalım. Orada karışık bir seyir var. Paris'te Kakaran Endeksi %0.35 artıda. Frankfurt'ta DAX Endeksini yatay pozitif görüyoruz. İtalya şu anda %1.5'a yaklaşan bir yükseliş gösteriyor. Londra'da ise FTSE'yi eksi de gördüğümüzü söyleyelim. Bizde tablo nasıl? Borsa İstanbul 100 Endeksi şu an itibariyle artıdaki seyrini sürdürüyor. 2552 puan seviyesinde BIST 100. Dolar TL'de 17.93-11 seviyesine kadar gelmiş durumdayız. 18 liraya yaklaşmış durumda şu anda dolar TL fiyatlaması. Euro TL'ye dönüp baktığımızdaysa orada da 18-24'ler civarında fiyatlama bulduğunun altını
çizelim. Buradan özellikle emtia piyasasındaki tabloyu da değerlendirmeye çalışalım bir parça. Şu an itibariyle orada da yükselişler var. Spot altının ons fiyatı 1742 dolar seviyesine kadar geldi. Dünkü kapanışın 21 dolar üzerindeyiz. Oldukça kuvvetli bir performans olduğunu söyleyelim. Hem dolar TL yükselişi hem gram altın, hem spot altının yükselişi gram altını 1000 liranın üzerine attı bir kez daha. 1008 lira seviyesindeyiz. Ayrıca petrol fiyatlarında da %1,5'lar civarında ortalamada yükseliş var. New York tipi ham petrol 98,5 doların üzerine geldi. Brent petrol 108 dolar 57 sentten alıcı buluyor. Rakamları bu şekilde aktardık. Şimdi gidiyoruz araştırma masasına. Çağlar Kuzlukluoğlu bizleri bekliyor. Çağlar, Amerikan ekonomisi açısından önemli bir veri elbette. Çeyreksel bazda baktığımızda yıllıklandırılmış verideki %0,9'luk daralma ile birlikte ikinci çeyrek, ilk çeyrekteki %1,6 daralmanın ardından Amerikan ekonomisinde daralma gelmiş oldu. Hem bundan sonraki fiyatlamalar için piyasa ne diyor? İlk yorumlar, ilk beklentiler hem de piyasa tepkisi olarak şu an itibariyle ne var elimizde? Açıl merhaba. 2022 yılı başlarken 2022'nin kaderini pandemi değil merkez bankaları çizecek demiştik. Evet, merkez bankaları çiziyor. Keza içinde bulunduğumuz bu haftayı aslında hem FED hem de ABD büyümesi yönlendirir vaziyette. Biz dün akşamın ilk etaptaki fiyatlamalarını konuşurken gelen ABD büyümesi, özellikle burada da bir parantez açmak isteriz. İki çeyrektir daraldığından bahsediyoruz. İlk grafiğimizde de aslında uzun dönemli bu görünüm yansıtmak adına yardımcı olacak detaylar var. Keza iki çeyrek üst üste daralma teknik resesyona işaret eder vaziyette. Senin de altını çizdiğin gibi burada pandemiyi aslında dışarıda bırakırsak uzun dönemli ABD ekonomisinin aslında 2008 krizinden sonra kolay kolay bu bahsetmiş olduğumuz şu anda içinde bulunduğumuz durumda olmadığını söyleyebiliriz ki dünyanın düşük enflasyon ve düşük ekonomik aktiviteyle yoğrulduğu diyelim 2010'ların ortalarında dahi bizim şu anda konuştuğumuz 2022'nin başından beri söz konusu olan bu durum çok etkili değildi. Aslında seninle bu hafta içerisinde araştırma masasından gerçekleştirdiğimiz yayın aralarında şuna dikkat çekmeye çalışmıştık ki 3. grafiğimizde Atlanta Fed'in buna işaret eden çalışmasına da bakacağız. Talep tarafındaki cılızlaşma ki dün Fed de buna ilişkin sinyaller verdi. Her ne kadar yumuşak iniş halen ön planda tutulsa da başta ABD Hazine Bakanı Janet Yellen tarafından ABD'deki bu daralma önemli unsurları işaret ediyor. İkinci grafiğimize geçersek de bilhassa burada perakende tüketici harcamalarında ikinci çeyrekteki beklenti artı %1'lik artıştan söz edebiliriz ki %1,8'lik katkıdan %1,2'ye gerilemesi bekleniyordu açıl. Burada %1'lik bir katkı geldi ama şu andaki grafikte çeyreksel bazda senin de söylemiş olduğun ikinci kez 2022 yılı içerisinde bir daralma söz konusu ama aşağıda görülen reel nihai satışların pandemi başından itibaren, salgın başından itibaren ilk kez aşağı yönde bir seyir izlediğini görüyoruz. Dolayısıyla dün her ne kadar FED daha iyimser tonda bir tedbirli yaklaşım sergilese de kötümser beklentilere karşın gelen büyüme verisi açıkçası şu an piyasaların moralini çok bozmuş olmasa da geleceğe dönük tereddütleri arttırır vaziyette. Son grafiğimizde de açıl birkaç gün önce hatırlatmıştık ama tekrar göstermekte fayda var. Nowcast'ler özellikle salgın döneminde ekonomilerin gidişatını sergilemesi adına önemli ki OECD de bununla alakalı haftalık olarak ölçümlemeye müsaitlik veren bir veri datası yayınlamaya başladı. Burada da aslında işaret etmiştik Avrupa ve Amerika'ya. Atlanta Fed de bunu gösterir vaziyette. Atlanta Fed'e göre resesyon yaklaşıyor grafiğini hatırlatmıştık. Dolayısıyla ikinci çeyrek büyüme verisi Amerika Birleşik Devletleri'nde Atlanta Fed'in bu öngörüsünü doğrulamış oldu. Piyasalarda da ilk dikkatimizi çeken konu ABD tahvil faizlerini özellikle Mart ayından itibaren dikkatle takip eder vaziyetteydik. ABD 2 yıllıklarında 10 bas puanlık bir gerileme izledik. Ons altında gördüğüm kadarıyla bir yukarı yön öne çıkmış vaziyette. Bu sabahtan beri özellikle petrol fiyatlarında bir yukarı yön izliyoruz. Bu da devam ediyor. Dolar endeksinde çok kısmi bir hareket izledik. Günün kalanında piyasa fiyatlamalarını takip etmeyi sürdüreceğiz açıl. Peki özellikle tabii doların kuvveti anlamında ne söylenebilir bir parça bunun da üzerinden geçmek isteriz. Çünkü hakikaten şimdiden sonra eğer teknik resesyon şu an itibariyle gerçekleştiyse Amerika'da tabii NBR tarafından Amerika resesyona girdi açıklaması geldiğinde bu resesyon olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla hani şu anda doğrudan resesyona girdi tartışmasının bu şekilde adlandırılmama sebebi de bu. Ancak şu anda eğer Fed'in söylediği gibi daha erken bir
resesyonla karşı karşıyaysak acaba bu Fed'in agresifliği üzerinde bir miktar farklılaşma yaratır mı? Tartışılacak konulardan biri bu. Hem doların gücü hem tahvil getiri eğrisi üzerinden bakıldığında ilk fiyatlamalar ne söylüyor Çağlar? Açıl, aslında burada dün Fed yaklaşırken de yayınlarımızda belirtmeye çalışmıştık. Yükselen enflasyonla beraber ekonomik aktivitedeki zayıflama burada bir dilemma, bir ikilem getiriyor demiştik. Fiyatlamalarda da aslında bu kararsızlığı bir nevi Mart'tan itibaren izler vaziyetteydik. Hatırlanacağı üzere özellikle savaşın gündemdeki ağırlığını arttırması sonrasında dolar endeksiyle beraber bilhassa ABD 10 yıllıklarında bir yukarı yön izlemiştik. Ama özellikle son 1-1,5 aylık fiyatlamalara bakarsak da her ne kadar değişken bir görünüme işaret ediyor olsa da buradaki özellikle ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönün dolar endeksindeki kararlılığı sergilemediğini gördük. Ama doların güçlenmesine dair iki önemli emare var elimizde. Bir tanesi hem Bloomberg Dolar Endeksi'nin hem de DXY'nin özellikle son birkaç yılda gelmediği seviyelere doğru yukarı yönde hareketinin daha belirgin olması. İkincisi de hem Temmuz ayı içerisinde bunun sık sık örneğini veriyoruz. Türk lirası da dahil olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinin neredeyse hiçbiri, bu sabah kontrol ettiğimde bir tek Peru Sol'ü ve Brezilya Real'i vardı değer kazanan Temmuz ayı içerisinde. Ama uzun süre ABD dolarına karşı değer kazanan bir gelişmekte olan ülke para birimi yoktu. Bunun bir başka yansıması da tabii ki euro dolar paritesinde oldu Açıl, hepimizin takip ettiği üzere. Dün Fed kararı sonrasında da ilk etapta euro dolar paritesinde bir aşağı yön izlemiştik ama 1.01'e kadar gelmiş olması ve 1.01-1.02 bandında devam etmesi şu an için en azından fiyatlamalarda gelinen noktada 2022'nin geride kalan süresindeki temanın şu anda en azından çok belirgin değişmediği yönde. Ama doların güçlenmesi en azından dolar endeksinde izlenmeye devam ediyor. ABD tahvil faizleri de bir miktar karmaşık bir görünüm var. En azından önümüzdeki günlerde hisse senedi piyasalarındaki iyimserliğin buraya sirayet edip etmeyeceğine göre doların güçlenmesi ve de ABD tahvil faizlerindeki görünüm karşımıza daha net bir tablo çıkaracaktır diye düşünüyoruz. Çağlar, teşekkür ediyoruz sana. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk durağımız Londra. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle birlikte. Ceren, Avrupa gaz krizi ve enerji krizine bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyor. Bir taraftan artan maliyetler var. Şirketler bu maliyetleri, ülkeler bu maliyetleri karşılayabilmek için şirketlerden ekstra vergi talebinde bulunuyor. İspanya bunlardan bir tanesi. Almanya ise gaz vergisi almak için tarihi belirlemiş durumda. Açıl, evet, İspanya hükümetinin bugün aslında Bloomberg'un haberi piyasa üzerinde baskı yarattı diyebiliriz. Çünkü İspanya hükümeti enerji ve bankacılık sektörüne yeni vergi getirmeye hazırlanıyor. Özellikle bugün İspanya'da banka hisselerinde satışlar yoğunlaşmış durumda. Avrupa'nın genelinde iyimser bir hava olmasına karşı İspanya borsası bu haberler nedeniyle Avrupa'nın genelinden negatif ayrışıyor bugün. Tabii baktığımız zaman bir süredir aslında üstüne konuşulan bir konuydu. Fakat detaylar bilinmiyordu. Yani ne kadarlık bir vergi getirilmesinin planlandığı konusu net değildi. Bu sene içerisinde parlamentoda onaylanması bekleniyor. Bugün Bloomberg'de yer alan haberde artık çalışmalarda sona gelindiği kaydedildi ve bankacılık sektörüne yaklaşık %4.8'lik bir vergi getirmeye hazırlanıyor İspanya hükümeti. Özellikle net faiz ve ücretlerden olağanüstü kar elde eden bankalar hedefleniyor. Tabii bankacılık sektöründen yoğun tepkiler var. Özellikle bu dönemde, yani faizlerin de artacağı bir dönem, maliyetlerin arttığı bu dönemde bankacılık sektörüne dönük bu vergi getirme planını eleştiriyor bankacılık sektörü temsilcileri. Diğer tarafta enerji şirketlerini hedefliyor İspanya hükümeti. Özellikle enerji şirketlerinin yurt içi satışlarından %1.2 oranında vergi alınması öngörülmekte. Özellikle maliyet artışlarını müşterilerine yansıtmak isteyen, yansıtacak şirketlere de ekstra cezalar getirilmesi planlar arasında. Tabii getirilecek vergilerle 2 yılda toplamda 7 milyar euro bir gelir elde etme planı bulunuyor İspanya hükümetin. Bugün mesela
baktığımız zaman İspanya'nın en büyük bankası Banco Santander bilançosunu açıkladı ve ikinci çeyrek karı beklentilerden oldukça iyi geldi bankanın. 2.3 milyar euro ile beklentileri aştı. Net faiz gelirlerinde %10'a yakın bir artış var. İyi gelen bilançoya rağmen vergi haberinin etkisiyle bugün hisseleri %3.5 oranında değer kaybediyor. Aynı şekilde diğer İspanyol bankacılık hisselerinde de sert değer kayıpları yaşanıyor. Diğer taraftan Almanya hükümeti tüketicilere dönük olarak gaz vergisini 1 Ekim tarihinde yürürlüğe koyacak. Orada yükselen maliyetler nedeniyle tedarikçilerin yükünü hafifletmek amacıyla artık 1 Ekim'den itibaren yeni vergi uygulamasına geçirecek. Orada da kaynak haberlerine baktığımız zaman ne kadarlık bir vergi getirilebilir diye yeni vergi kilowatt saat başına 1,5 ila 5 sent arasında olacak ve bu yıllık ödemenin 1000 euro seviyesine kadar çıkabileceği anlamına geliyor. Diğer yanda Alman hükümeti bu doğalgaz depolarını doldurma çabasında orada da biraz daha planlarını hızlandırdı. Mesela Eylül ayına kadar doğalgaz depolarındaki doluluk oranını %75 seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Kasım ayına kadar ise %90'dı önceki planı, %95 seviyesine çıkardı. Tabii enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle bugün Almanya'da enflasyon beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Temmuz ayı enflasyonuna baktığımız zaman tüketici fiyatları yıllık bazda %8,5 artış kaydetti. Geçen ayı hatırlayalım. Alman hükümetinin özellikle enflasyonu düşürmek için aldığı önlemlerin etkisiyle bir sürpriz bir düşüş yaşandığını takip etmiştik Almanya'da enflasyonda. %8,2 seviyesine gerilemişti. Fakat bu ay artık önlemlerin ortadan kalkmasının etkisiyle enflasyon yeniden yükselişe geçmiş gibi gözüküyor. Tabii yarın kritik olacak. Çünkü yarın İtalya, İspanya'dan da rekor enflasyon verileri bekleniyor. Mesela ekonomistlerin beklentisi Euro bölgesine Temmuz ayında enflasyonun %8,7'lik bir artış yaşanacağı yönünde. Bugün Almanya'dan gelen enflasyon verisinin ardından Alman tahvil faizlerinde düşüş hızlandı. 2 yıllık tahvil faizi yaklaşık 11 bas puan düşüyor bugün. Son olarak Avrupa borsasına da baktığımız zaman bugün endekslerde karışık bir görünüm var. Az önce bahsettiğim gibi İspanya borsası görece daha kötü performans sergilerken İtalya borsası bugün %1 üzerinde primli. Tabii FED toplantısı geride kaldı piyasalarda. Artık tamamen odak bilançolara dönmüş durumda. Bugün de genel anlamda bilançolar beklentileri karşıladı diyebiliriz. Mesela ArcelorMittal'in kârı beklentilerden iyi gerçekleşti. Metal fiyatlarında yaşanan artış bugün madencilik ve demir çelik hisselerini destekliyor Avrupa'da. Temel kaynaklar endeksi hızlı yükseldi bu nedenle. Diğer yanda petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle enerji şirketleri rekor kar açıklıyorlar. Hisse geri alım programlarında daha iddialı hedefler koymaya başladılar. Volkswagen'den gelen önümüzdeki döneme ilişkin otomotiv sektöründe görünümün iyileştiği haberleri de otomotiv hisseleri üzerinde pozitif bir momentum yarattı diyebiliriz Açıl Sezen. Ceren, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Şimdi Habertürk yazarı Güntay Şimşek bizlerle birlikte. Güntay Şimşek, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Biraz önce Ceren de aktardı. Özellikle Avrupa'da gaz krizi ve enerji krizi, buralarda tüketimin düşürülmesi için yapılmış olan bir gönüllü çağrı var. Ayrıca maliyetler çok yükseleceği için hükümetlerin bunu karşılayabilmek adına attıkları adımlar var. Almanya 1 Ekim'den itibaren gaz üzerinden tüketicilere ekstra bir vergi yansıtacak düzenlemeyi yapmış durumda. İspanya enerji şirketlerinden, bankalardan ekstra vergi toplamaya çalışıyor bu maliyetlerin karşılanabilmesi için. Dolayısıyla Avrupa kendini bir şekilde hazırlamaya çalışıyor ama bu çalışmalar ne kadar sonuç verebilir? Burası biraz netameli, ne dersin? Şimdi zaten birinci gündem maddesi Avrupa'nın bu kışı Rusya'nın attığı adımlarla, yani gaz kesintisi sonrası nasıl atlatacağına dair yorumlar yapılıyor. Özellikle işte bu dönemde daha az gaz tüketilmesi teşvik edilerek mevcut depoların doldurulması isteniyor ve o depolar doldurularak Avrupa'nın kışı bir nebze de olsa belki rahat atlatmasına yardımcı olacağı düşünülüyor ama o da çok çözüm gibi görünmüyor. İşin tabiriyle tek boyutunda vatandaşın kullanacağı doğalgaz da yok tabii. Biliyorsun Avrupa'da bir numaralı Rus gazının kullanıcısı olan Almanya'da, işin endüstriyel tarafında da çok ciddi endişeler söz konusu. Amerika Avrupa'nın bu gaz krizini kolay atlatması için en fazla kafa yoran ülkelerin başında geliyor ama henüz bir çözüm bulunabilmiş değil. Aslında çözüm de yok ortada. Dolayısıyla Avrupa'nın bu kışı nasıl atlatacağına dair biz Temmuz'u bitirdik, Ağustos, Eylül, Ekim, bunların hepsini konuşa konuşa
gaz krizini yaşayarak atlatacağız. Yani ortada bir çözüm söz konusu değil. Çünkü Rusya işte önce 1 Temmuz itibariyle Kuzey Akım 1'deki gazı tamamen kesmişti. Bakım gerekçe göstererek. Sonradan açtığında ise kapasitenin en fazla %20 oranında bir gaz sevkiyatı yapacağını söyledi ki bu da orada günlük 170 milyonluk bir metreküplük gaz sevk ettiğini düşünürseniz gazın ne kadar azaldığını ve bunun Avrupa'nın hem depolarını doldurma hem de mevcut çarkları döndürme anlamında yetmeyeceği çok aşikar ortada. Diğer taraftan sıvılaştırılmış doğal gaz için gerekli santraller yok. Yani bizdeki EFSRU gibi enerji santralleri hem sisteme verecek, depolayacak, o gazı sıvılaştırmış gazı tekrar gazlaştıracak bir altyapı da yok. Bugünden yarına kurulma ihtimali de söz konusu değil. Ama buna rağmen yine Katar'la, Cezayir'le sıvılaştırılmış gaz konusunda da adımlar atılıyor. Belki bizim Türkiye'nin kullandığı benzer gemilerin bir an önce bir yerlerden tedarik edip Avrupa gaz sistemine entegre etmenin yolları aranıyor. Şu an en fazla kafa yorulan konulardan birisi bu. Nerelerden FSRU gemisi bulunup Avrupa'ya katkı sunabiliriz. Burada Avrupa'da biz gazı konuşuyoruz ama diğer taraftan petrol de aynı şekilde Avrupa'nın gündeminde. Orada da ciddi anlamda bir sıkıntı var. İşte Macaristan ve Slovakya yanılmıyorsam bunların ikisi petrolü boru hattıyla alıyor ama diğer taraftan Amerika Avrupa Birliği'ndeki tüm ülkelere hem petrolü hem gazı azaltmasını, kesmesini öneriyor. Onlar da belirli oranda adımlar atmışlardı. Avrupa Birliği parlamentosundan yasalar çıkarmıştı. Rusya da bunlara tepki olarak kendi adımını attı. Yani onlardan daha önce gazı azaltarak bir yaklaşım sergiledi. Şimdi sırada petrol var. Hatta kömür de var. Bu da konuşuluyor. İthal kömürü de konuşuluyor. Hatta Ukrayna'dan daha fazla kömür ithal edilebilir mi? Onun yolları araştırılıyor. Dolayısıyla Avrupa bu enerji krizini nasıl atlatacak? Öncelikle de ön planda durulan doğal gaz mevzusuna nasıl yaklaşacak? Açıkçası bir çözüm söz konusu değil. Zaten şu kısa sürede Rusya'nın attığı adımla gaz fiyatları Avrupa'da %2 oranında artmış durumda. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz, bir çözüm göremiyoruz henüz. Yine önemli konulardan bir tanesi kömür. Uluslararası Enerji Ajansı'nın bir raporu var. Raporda diyor ki küresel kömür talebi bu yıl 10 yıl önce kırılan rekoru yakalayacak. 8 milyar tonun üzerinde bir kömür tüketimi gerçekleşecek bu sene diyor. Bütün dünyada ister istemez gaz fiyatları bu kadar artınca yön biraz daha bu tarafa doğru döndü. Seninle daha önce de burada konuşmuştuk. Hem Türkiye'nin evet, buradaki duruşunu hem buradaki Türkiye'nin yaklaşımını. Dolayısıyla hem dünyadaki kömür talebinin artışını nasıl değerlendirmek lazım? Hem de Türkiye'nin buradaki atabileceği potansiyel adımlar için ne söylenebilir? Şimdi genellikle şu soruyu soruyorlar. Rusya devreden çıkarsa oradan ithal edilen doğalgaz, petrol ve kömürün yerine ne koyabiliriz veyahut da bu kriz nasıl yönetilebilir? Şimdi bunun cevabını veremedikleri için herkes bir an önce kömür bulma yoluna da gidiyor. Mesela hem kömür hem de gemi arayışları çok fazla. Bağlantı kurmak için bakıldığında ciddi anlamda kömüre bir yöneliş var. Avrupa'da zaten herkese daha önce konuşmuştuk. Kapısına kilit vurulan veyahut da kullanım oranları çok aşağıya çekilmiş olan bütün santraller şu an tam kapasite çalıştırılması için adımlar atılıyor. Ek üniteleri, işte devre dışı bırakılmış bölümleri hayata hizmete sokulması için uğraşılıyor. Diğer taraftan ithal kömür özellikle Afrika'dan, işte dedim ya Ukrayna çok şu an gündemde popüler. Bu şimdi konuşulmuyor ama önümüzdeki haftalarda mesela Ukrayna'nın kömürü de çok gündeme gelecektir. Kömürden dolayı Rusya-Ukrayna arasındaki bu çatışmaların da hızlandığını da göreceğiz. Çünkü özellikle kömürün yoğun olduğu bölgelerde şu an çatışmalar var. Ve Ukrayna'da batıdan temin ettiği o silahlı sistemler de Rusya'yı epey oranda durdurmuş. Şimdi batının biraz daha teşvik ve desteğiyle o kömür sahalarının olduğu yerlerde hakimiyet kurması için gayret gösterildiğine dair emareler var ve bu henüz konuşulmuyor. Önümüzdeki hafta da gündeme bu gelecek. Senin altını çizdiğin gibi şu an en fazla yoğunlaşan konu kömür. Türkiye'de onun için
Tam bir strateji belirlemiş değil ama mesela kendi yerli kömürüne, onu daha önce konuşmuştuk, baskılarken maliyetin altında bir rakam belirleyip santrallerin çalışmasını bu şekilde yapın diyerek bir yönüyle yerli kömürle çalışan santrallerin kapısına kilit vurma yönünde adım atarken, diğer taraftan da ithal kömürle çalışan santrallerin hiç durmadan devam edebilmesi için onların maliyet bazlı teşviğine devam ediyor. Çünkü Türkiye'de bu krizi görmüş durumda ama özellikle yerli kömürüne bir an önce desteği, teşviği vermesi lazım. Bu tehlike henüz bugünden yarına geçecek bir tehlike değil. Kömüre dayalı santraller de öyle 2 yılda, 3 yılda falan kurulmuyor. Asgari en az şeye çekseniz 5 yıldan önce kuramıyorsunuz. Türkiye'nin maalesef yerli kömürüne enerji bürokrasisinin bakışında henüz tam bir değişiklik söz konusu değil. Ve biz de konuştuğum bazı bu ithal kömürde çalışan santrallerle ilgili şirketlerde harır harır bağlantı yapmaya çalışıyor ama kömür fiyatları da yukarı çıkıyor. Yerinde durmuyor. Bir yandan doğal gaza olan ihtiyaç, onun fiyatının yükselmesi ve diğer taraftan kömür olan da talep de artıyor, fiyatlar da yukarı çıkıyor. Navlun bedelleri yukarı çıkıyor, gemi bulamıyorsunuz. Yani her açıdan nereden baksanız sorun söz konusu. Peki bununla birlikte aslında farklı bir konuya, farklı bir alana geçeceğiz. Sen de Londra'da Farnborough Airshow, en büyük havacılık fuarlarından bir tanesi, buraya katıldın. Burada birkaç tane sorun var sana sormak istediğim. Birisi, dünyada artık havacılık endüstrisinde talep, taşımacılık, kapasite kullanımları geçmiş döneme 2020 öncesini, yani salgın öncesini biraz yakalamaya başladı. Biz mesela TAV bilançosuna da baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı benzer şeyler olduğunu gördük. Bugün de TAV'ın CEO'su, yeni CEO'su sağ olsun geldi, sorularımızı yanıtladı. Bunun belki et ekranlarında. Genel anlamda bakıldığında bu trend biraz daha normalleşti denilebilir mi? Hala yakalayamamış çok yer var, bunu biliyoruz ama ne değişiyor özellikle havacılık endüstrisinin kendi iç dinamikleri açısından salgın etkilerini atlatırken? Şimdi havacılık endüstrisinde de şöyle tuhaf bir durum var. Biz salgını yaşadığımızda Airbus 380 gibi jumbo jetler, iki katlı uçaklar, 747'ler, bunların devrinin kapandığı, zaten üretim hatlarını da kapattılar, altını çiziyorduk. Ama sektör hızla geri dönüş yaparken, özellikle bu yaz sezonunda tatil yapmamış olan bütün herkes dünya ölçüsünde tatile çıkarken bir sefer uçak sorunu yaşandı. Yani o kapasiteyi karşılayacak uçak yoktu. Çünkü birçok eski uçak depoda yatarken artık bir daha uçmamak üzere devre dışı bırakıldı. Yani onun bir daha bakım, onarım maliyetleri şeyi karşılamıyordu. Uçuşu operasyonuna kazandırma maliyeti, verimliliği karşılamıyordu. Ve dolayısıyla 380'lere, 747'lere yeniden dönüldü. Onları bir süre daha kullanmasına karar verildi. Ancak her şeye rağmen bu yaz bazı yerlerde 2019 rakamları yakalandı ama sektör şunu soruyor. Biz Temmuz'da, Ağustos'ta yakaladık ama bu yayılma, insanların çok seyahat etmesi sonucunda virüsün tekrar yaygınlaşıp Eylül, Ekim gibi bizi aşağı çeker mi? Ne kadar çeker? Seyahatler ne kadar aksar? Durdurur bir, bu soruyu soruyorlar. İkincisi, Türkiye diğer ülkelerden biraz ayrışıyor. TAV'ın yeni CEO'su Serkan Kaptan da size de söylemişti. Bir hafta, kısa süre önce biz de konu kalmıştık. Orada da Türkiye'nin diğer ülkelerden daha hızlı toplandığını ve 2023'te 2019 rakamlarını yakalayacağını söylüyor. Ama mesela Londra'da birçok havayolu, şirket, üreticiler 2024'ten önce bunun pek mümkün olmadığını söylüyorlar. Çünkü onlarda tablo daha farklı. Yani personel kaybetmişler. Nitelikli, kalifiye personellerinde ciddi sorun yaşıyorlar. Uçak bakımlarını, uçaklar yeniden sektöre kazandırma anlamında hangarlarında nitelikli personel sorunu var. İşte havalimanı sorunu zaten beraber yaşadık. Oradan çıkarılan insanların yerine yenileri koyulamıyor, kolay bulunamıyor. Gelenler hemen tecrübe kazanamıyor. Havacılık sektörü henüz sıkıntıyı atlatabilmiş değil. Bu yoğun dönemde seyahatler, trafik arttıkça daha fazla sıkıntı yaşandı, sorunlar çıktı. Ama Türkiye onlara göre daha avantajlı konumda.
Güntay Şimşek, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar ve yorumlar için. Gidiyoruz şimdi New York'a. Melike Ayhan bizleri bekliyor orada. Melike, Amerikan ekonomisinde ikinci çeyrek üst üste daralma gerçekleşmiş oldu. Ne diyor bu konuya piyasa açılış itibariyle? Evet, ikinci çeyrek okumaları da daralma gösteriyor. Bir önceki ne kadardı? 1.6'ydı neredeyse. Şimdi de -0.9 ikinci çeyrek için. Ticari yatırımın azalması en çok şimdi dağılımına baktığımızda buradan kaynaklanıyor. Hemen piyasanın peki tepkisi ne oldu? Resesyon korkusu, resesyon konuşmalarını getirdi tabii. Yani bu ikinci çeyrek bir büyüme rakamı tam anlamıyla resesyon konuşmalarına bir davetiye açtı. Çünkü küçülmüş, daralmış, ama traderlar bunu pozitif algıladı. Neden? İşte Fed bir şekilde daha az agresif olur faizleri artırma konusunda. Halbuki swaplar şu anda 3.25'lik bir beklentiyi bize gösteriyor yıl sonu itibarıyla da. Ama dediğim gibi kötü haber iyi algılanıyor. Özellikle Fed'in yaptırımı yapacağı ve aksiyonlarıyla ilgili olarak traderların kafasında. Ve bu yüzden de alımlar var şu an itibarıyla. En azından sabah saatlerinde baktığımızda zararlar indi diyorduk. Şimdi bu alıma geçti ama yatay yeşildeyiz. 8 ayın zirvesine çıktıktan sonra bir de düşen işsizlik sigortası başvuruları var. 23 Temmuz'la biten haftada bakmışız 5000 kadar düşmüş. Geçen hafta çok ciddi bir artıştan sonra 256 bine gerilmiş. Beklenti 261 bin civarındaydı. İşsizlik sigortası başvuruları da çok pardon aynı şekilde düşme trendini eğer korursa oradaki bir düzelme göze çarpar. Ama dediğim gibi 8 ayın zirvesine çıkmıştı. Şimdi o yüzden önümüzdeki haftalara da bakalım diyor ekonomistler. Bu iyi gelen veri. Dediğim gibi şimdi ticari yatırımların düşmesi ve beklenmedik şu sürpriz bir şekilde bu kadar düşmesi. Şahsi harcamalar 1.2 beklenirken %1 gelmiş. Dağılımda hemen hemen yani baktığımızda gayri saf milli hasılanın şöyle denklemine düşmeyen bir şey yok. Ama en çoğu dediğim gibi ticari yatırımlardan. Ve şimdi bir yandan o, bir yandan da diyoruz ki Meta Platforms Inc. yani Facebook'un ana firması ilk defa ilk çeyrek gelirini, satışının düşüşünü bize açıkladı. Bu da teknolojide biraz daha baskı yarattı. Yani Dow Jones S&P 500 bakarsan şimdi ayrışıyor, teknolojiden düşüyor. Ama yenilebilir enerjide bir çıkış var. Çünkü Senato milyarlarca dolarlık bir yenilebilir enerjinin güvenliği, iklim değişikliği ile ilgili tasarıyı hazırlıyor ve bunu önüne getirecek bütün kanun yapımcılarının, senatonun. O yüzden de hemen bu sektörde bir canlanma gördük ama teknoloji düşüşte. 2 yıllıklardaki Fed politika faizleri politikasıyla çok direkt bir korelasyon vardır. 12 baz puan birden düşüp 2.88'lere geldi. Pfizer rekor satışta ama Meta'nın getirdiği o tabii moral bozukluğu, hayal kırıklığını almadı. Bununla birlikte bir de son olarak onu söyleyeceğim. Traderlar Joe Biden'la Xi Jinping arasında yapılacak telefon konuşmasını bekliyorlar bugün. Çünkü özellikle tarifler, gümrük vergileri, yaptırımlar ve tansiyonu yukarı çıkan konular hakkında konuşacaklar. Bu da günün ilerleyen saatlerinde borsayı etkileyecek önemli konulardan, gündemlerden olacak diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike, teşekkür ediyoruz sana da aktardığın bu notlar için. Spartan Co. kurucu ortağı Taner Özarslan bizlerle birlikte olacak kısa bir aradan sonra. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Sparta & Co. kurucu ortağı Taner Özarslan telefon hattımızda. Taner, hoş geldin yayınımıza. Taner Özarslan, beni duyabiliyor musun?
Taner'i hemen tekrar arıyor arkadaşlarımız. Kendisiyle hem enflasyon raporunun çıktıları üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen büyüme verisinin detaylarını konuşacağız. Merkez Bankası bugünkü enflasyon raporu toplantısında 2022 yılı için tüketici enflasyonu tahminini yıl sonu için %60.4'e revize etti. Verilen önemli mesajlar var. Bunların içerisinde ön plana çıkan ana unsurlar hem gıda enflasyonu tarafında %71.3'e beklentilerin revizyonu, hem aynı zamanda petrol fiyatlarında da beklentinin sınırlı olmakla birlikte aşağı çekilmiş olması. Taner'le bağlantımız sağlanmış. Enflasyon raporunun çıktıları üzerine konuşuyorduk. Taner, nasıl değerlendirirsin? Ne bekliyordun, ne duydun Merkez Bankası'ndan? Evet, Merkez Bankası'nın temel olarak bakış açısı enflasyonu tabii ki düşürmek üzerine, ama yaptığı uygulama, özellikle enflasyon hedeflemesi mantığıyla baktığımızda yükselen bir enflasyon var. Merkez Bankası'nın beklenti tarafında bir yükseliş var, %60'lara doğru. Ona rağmen çok da uygun bir politika yapılmıyor şu anda, bildiğimiz gibi. Tabii bunun sebepleri uluslararası piyasalara, uluslararası fiyat gelişmelerine bağlanıyor daha çok. Ama sonuçta öyle veya böyle enflasyon tüm dünyada olduğu gibi bize de yükseliyor. Bu da ister istemez Merkez Bankası'nın mutlaka bir şey yapması gerektiğini ortaya koyuyor. O bir şey konusunda Merkez Bankası liralaşma stratejisi diyor. Türkiye'nin cari fazlaya döndüğünü, çevrimsel etkiler dışarıda bırakıldığında söylüyor. Dolayısıyla bu savaş sona erip de bu savaş sonrasında ortaya çıkmış aşkın enerji ve diğer ham madde fiyatlamaları ortadan kalktıktan sonra Türkiye normalleşme süreci içinde cari fazlaya dönecek potansiyeli oluşturdu. Biz iki çeyrektir bunu gözlemliyoruz diyor. Nasıl değerlendiriyorsun bu ifadeleri? Tabii yani liralaşma stratejisi çok iddialı olur. Çünkü kur korumalı ürünlerden sonra dolarlaşma stratejisi şu anda gündemde. Daha çok bütün ürünler, hatta mevduat dahil dolarlaştı diyebiliriz. Mevcut kalan işte bir miktar para da herhalde kısa vadede ihtiyaç olduğu için TL'de kalıyor. Şu anda tamamen aslında dolarlaşmış bir strateji var. O yüzden hani onu değil de tabii uluslararası piyasaların özellikle emtia fiyatları, enerji fiyatlarının mutlaka etkisi var. Tüm dünyada görülüyor. Tüm dünya %9 gibi görünmekle beraber ne bileyim Amerika'da da hissedilen %20 gibi oluyor. Bizde nasıl ki hissedilen %200'ler civarında. Bütün ülkelerin mevcut rakamlarıyla halkın anladığı rakamlar arasında farklar var. Ürün ve emtialar bazında. Tabii bu kısa vadede nasıl sonuçlanır? Özellikle emtia fiyatları çökünce mi? Veya bileyim işte petrol gibi ürünler, işte enerji ürünler aşağı doğru gelince mi? Bilmiyorum yani. Bunu daha dünyadaki bir iş açıkçası. Ama şunu biliyoruz. Tüm dünyada enflasyondaki yükselişe karşı para politikasında sıkılaşma ilk yapılacak olan hedef olarak görülüyor. Bizde bunun yapılmıyor olması soru işareti. Sonuçta madem %60 bekliyor, hatta önümüzdeki sene için bir miktar daha belki düşük bir hedef var. Ama ona uygun dahi şu anda bir para politikası uygulanmıyor. Yani dediğim gibi yani herkesin hareketinin dışında bir hareket yapıyor olmamızda TL'deki değer kaybına, doların işte tüm krizleri TL'ye karşı değer kazanmasını önüne açıyor. Son sorum Taner, kısaca yanıtını rica edeyim. Bir de rezervlerle ilgili soru da soruldu kendisine. Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması, rezervlerin eridiği görüşüne katılmıyorum. Rezervler yer değiştirdi dedi bu soruya yanıt olarak. Dolayısıyla aslında hem Türkiye'nin rezerv politikasını hem de döviz fon akımını yönetme potansiyelini yılın sonuna kadar nasıl görüyorsun diye sormak isterim. Şimdi yaz ayları hepimizin bildiği gibi dövizin en bol olduğu aylar. Beklentinin üzerinde bir turist sayısı var görünüyor. Tabii burada turist harcama kapasitesinin de azaldığını da görüyoruz. Yani bu daha
arasındaki döviz geliri elde etme potansiyelimiz şu anda TL'nin daha fazla değer kaybetmemesini sağlayan ana etken olarak görülüyor. Ama tabii bu Ekim'den itibaren azalacak. Hatta Kasım'da biz gerçekten bunu hissedeceğiz. Eğer biz Kasım ayına kadar farklı bir şeyler yapmazsak muhtemelen dövizdeki kuvvetlenme TL'ye karşı daha da güçlenecek veya rezerv kaybetmeye başlayacağız. Burada en önemli şey sendikasyonlar aslında. Bankaların sendikasyonda %100'ün altında olan her türlü geri dönüşü rezerv azalmaya sebep olacak. Bankalar ne kadar az borçlanabilirse bir öncekine göre onun karşılığında bunu Merkez Bankası kaynaklarına doğru giderek ancak karşılayabilecekler. Bana göre Kasım'dan itibaren para politikasının yeniden ortodoks olması veya ekonomik programın yeniden dizayn edilmesi gibi durumlarla karşılaşmak zorundayız diyorum. Taner Özaslan, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bu değerlendirmeler için. Böylelikle finans merkezine bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Gözde Kuyumcu kapanışa doğruyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.